Dostlarım nasılsınız? Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Biraz Survivor hakkında konuşacağım sizinle. Ne konuşacağım? Şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dün ben Survivor seçmelerindeydim. Ve artık bayağı ilerledim. Sıcak sıcak bu videoyu atmak istiyorum. Dün ben Survivor seçmelerinde şöyle bir video yaptım dostlar. Şimdi rakiplerimizi belirlediler. Yarışırken rakiplerimizi belirlediler. Ancak şöyle bir şey yaptılar. Ben şu ana kadar yaptığım bütün parkurlarda çok iyi skorlar yaptım ve başka bir tane daha çocuk vardı. Bu videoda göreceksiniz zaten o arkadaşı da. O da yani büyük ihtimal en iyilerden bir tanesi. En ilerideniz biz. Parkur hız ve atış olarak en ilerideniz biz ve orada takımı yöneten ve insanların Survivor'a gidip gitmemesini belirleyecek olan insanlardan bir tanesi. Özel isim vermek istemiyorum. İkimizi bilerek karşılaştırdı. O çok başarılı olan arkadaş ve benimle ikimizi karşılaştırdı. İsmimizi karşılıklı bir şekilde yazdı. Üçüncü sıraya yazmış ve ben bilmiyordum üçüncü sırada olduğunu. Şimdi nereye bağlayacağım bu konuyu? İyi bir arkadaşla yarıştım, onu demek istiyorum. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim, ben yarışma başlamadan önce, yani ne zaman yarışacağımı bilmiyordum. Yani hani bir anda İbrahim diyeceklerdi ve ben gidip yarışacaktım. Ben bir kişi yarıştı, iki kişi yarıştı. Ben bekliyorum, hani ismim yazıldığı an Instagram'dan canlı yayın yapacağım. Telefonu koyacağım oraya. Telefonu oraya koyacağım. Yani beni gösterecek şekilde telefonu koyacağım. Hani çok kişiyi göstermeden sadece beni gösterecek şekilde telefonu koyacağım ve beni parkurumu çeksin istiyordum. Kazanacağımdan da hani her zaman kendime inanıyorum ben, biliyorsunuz. Siz de bu şekilde olun. Her zaman kendinize inanın. Kendime çok inanıyordum. Tabii ki de %100 değil. Çocuk inanılmaz iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Ben kazandım ama gerçekten kıl payı kazandım. İkimiz de çok iyiydik. Hep başa baştık zaten. Hep başa baştık. Sadece atışlarda son dakikada ben biraz daha iyi attım ve yendim onu. Hızda da zaten çok böyle 1 saniyelik 2 saniyelik bir farkla ben önde gelmiştim. Derken güzel keyifli bir parkur geçti. Yani buradan ne anlatmaya çalışıyorum? Buradan şunu anlatacağım size. Tekrar da en başa dönüyorum. Yarış için beklerken ben yarışmak için beklerken işte şunu düşünüyorum. Hemen ismimi söyleyecekler ve ben canlı yayını açacağım. Telefonu koyacağım sadece beni görecek şekilde ve hemen parkura gideceğim. O sırada İbrahim Yıldırım dediler. Ben de telefonu koyacağım yere bakıyorum. Birazcık uzağım karar verdiğim yere, tamam. İbrahim Yıldırım dediler. Beni bekliyorlar starta. Ama telefonu başlatmam lazım. Hemen hızlı bir şekilde telefonu başlattım. Instagram'dan canlı yayını açtım. Hemen böyle bir konuşma yaptım, tamam mı? Dostlar dedim, şu anda çok büyük bir risk alıyorum. Canlı yayındayım çünkü. Canlı yayında olduğum için risk alıyorum. Ama dedim, risk almak her zaman, yani her zaman değil de çoğu zaman güzeldir. Güzel bir konuşma yaptım orada. Dedim ki motive, hani her zaman kazanacağınıza inanın, kendinize inanın. Bakın şu anda ben yarışacağım. Daha yarışmamışım. Canlı yayın açıyorum ve kazanacağıma eminim diye bir konuşma yaptım. Hemen telefonu sonra koyuyorum. Tam böyle beni gösterecek şekilde koyuyorum. Sonra parkura başlıyorum. Hemen zaten biraz sonra bir video izleyeceksiniz. Bu bahsettiğim videoyu izleyeceksiniz bu arada. Sadece açıklamasını yapıyorum. Sonra telefonu koyar koymaz, bu sırada bayağı bir süreç geçti. Telefonu koyar koymaz hemen insanların yanına gittim. O sıradan İbrahim nerede, İbrahim nerede, İbrahim seni bekliyoruz, İbrahim seni bekliyoruz diye insanlar konuşuyorlar. Ben oraya hemen hızlı hızlı gittim ve sonunda ya neredesin işte, seni bekliyoruz falan diye konuşurken, İbrahim hoş geldin falan diye konuşurken bu sırada video başlıyor. Bu sırada biraz sonra izleyeceğiniz videoda beni anlayacaksınız. Kapkaranlık zaten. Neden karanlık olduğunu anlatacağım. Sesleri duymaya çalışırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben bir geliyorum, İbrahim işte hoş geldin falan. Dostlarım, ben telefonu oraya koyuyorum. Bu konuşmayı yaptıktan sonra canlı yayını açıyorum. Telefonu oraya koyuyorum. Canlı yayını açıyorum. Açar açmaz heyecandan açar açmaz konuşuyorum. Bu konuşmayı açar açmaz yapıyorum. Dolayısıyla daha canlı yayın başlamadan ben bir konuşmayı yaptığım için bu konuşmamdan bir kelime bile biraz sonra izlediğiniz videoda kaydedilmiyor. Çünkü daha canlı yayın başlamamış oluyor. Ama ben o kadar heyecanlıyım ki hemen başlatıyorum. Hemen oraya gitmem lazım. İşte konuşuyorum. Dostlarım böyle risk alın, bir şeyler yapın. Güvenin kendinize, bakın kaybetmek de var, kazanmak da var. Ama ben kendime güveniyorum ve telefonu buraya koyuyorum. falan diye güzel bir konuşma yapıyordum. Aynı zamanda size motive olan inanılmaz güzel bir video çıkma olasılığı vardı. O video bir çıksaydı Instagram'da paylaşmaktan gurur ve şeref duyacaktım gerçekten. Ama olmadı. Hayırlısıymış. Oraya video alamadım. Tam ben telefonu koyuyorum. Telefon düşüyor ve sonra canlı yayına başlıyor. Sonra parkur başlıyor. İşte bu sırada biraz sonra bir video izleyeceksiniz. Parkur başlıyor ve işte İbrahim işte o sıradaki seslerden falan filan. Sonra ben parkuru bitiriyorum. İşte arkadaşı yeniyorum. O sırada zaten heyecanlardan, seslerden falan benim kazandığım falan tabii ki belli oluyor. Sonra da arkadaş yanıma geliyor diyor. Bilerek kaybettim şakasına falan yapıyor.
Biraz sonra bir video izleyeceksiniz. O videoyu size açıklamaya çalıştım. Siyah bir ekranda neler olduğunu size anlattım. Videonun devamını izleyin. Zaten devamında elime alıyorum. Diyorum kazandığımızı görmediniz. Sonra zaten ben orada ne anlıyorum biliyor musunuz? Dedim orada şunu anlıyorum. Dedim kesin dedim ben canlı yayını açar açmaz konuşmalar yaptım. Ve o yaptığım konuşmalar kaydolmadığını anlıyorum orada tamam mı ben? Son olarak o zaman kendi kendime diyorum ki bu çocuklara ben nasıl açıklayacağım? Keşke böyle bir video olsaydı. İnsanların kendilerine güvenmelerini sağlamak istiyorum. Ve benim kendime ne kadar güvendiğimi insanların görmesini istiyorum. Yani bunu anlatan çok güzel bir video yapmıştım. Ama o konuşmalarım olmadı. Ama olsun, konuşmalarım olmadı ama bu şekilde telafi ettiğimi düşünüyorum. İşte bu açıklamaya gerek kalmadan ortada direkt bir video olsaydı böyle sağlam, net, böyle zınk diye böyle insanların gözüne sokabilecek bir videom olsaydı insanlara çok fazla güven ve kendilerine özgüven kazandırabileceğimi düşündüğüm bir videoydu. Neyse bu video hakkında yapmak istediğim açıklamalar sadece bunlardı. Bu arada Survivor'a gitmek hiç kolay değil biliyorsunuz. Ben şu anda çok mutluyum. Yani Survivor gitme sürecinde çok mutluyum ve bu süreçlerde mutlu olduğum için sizle de paylaşıyorum. Siz de bunu seviyorsunuz zaten. 300 kişi falan kaldık son ve bu 300 kişiden sadece 1 ve 2 kişi gidecek. İnanılmaz zor yani. Gidersem çok güzel olur ama gitmezsem de şu anda çok mutluyum. Bu videoları yapmaktan çok mutluyum. Orada bulunmaktan çok mutluyum. Orada parkurları denemekten, insanlarla karşılaşmaktan, kendi kendime rekorumu kırmaktan, kendimi test etmekten çok mutluyum. Böyle bir video hazırladım. Şimdi birazdan o bahsettiğim videoyu izleyeceksiniz. İyi seyirler. İzleyin bakalım videoyu. Lan bu telefon niye devrildi? Görmediniz yani. İşte. Fakirin yüzü gülür mü be? Fakirin yüzü gülür mü be dostlar? YouTube'dan yapacaktım. Yoruldum. İçinden geçtim ama bu arada ne kadar izlediniz? Ne kadar görebildiniz acaba? Hiç göremediniz mi? Neyse. Ama size şunu söyleyeyim. Rahat olun. Vanne yine saldı zehri. Çok isterdim görmenizi be. Neyse. Vallahi ismimi duyduğum an dostlar. Çok yoruldum ya. Biraz dili dinlensem var ya çok yoruldum. İsmimi duyduğun an inanın yasak olmasına rağmen izlemenizi istediğim için hemen canlı yayını açtım ve telefonumu oraya koydum ama
Düşmüş galiba telefon, izleyemediniz. Bir geldim bir baktım. Düşmüştü telefon. Kanka bilerek kaybettim YouTube'da. Adamsın. Bilerek kaybettim arkadaşlar. Canımsın, canımsın. Amına koyayım. Kardeşim adamsın. Huh, yoruldum. Dostlarım var mı söyleyeceğiniz bir şey be? Dostlar, Survivor'da zaten Survivor'da diyorum ya. YouTube'da zaten canlı yayın yaptım. Oradan izleyebilirsiniz. Güzeldi. Sıra bana geldiğinde yendim, kazandım. Çok da güzel kazandım. Şov yaptım. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.